Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine iki tane farklı niş parfüm tanıtacağız. Farklı dediğim aslında birbirine benzer ve farklı yönleri olan parfümler. Biri diğerine alternatif olsun diye verdim. İlk parfümümüz Serçof'un meşhur Lirası. Belki parfümün isminden dolayı da Türkiye'de çok en fazla ilgi gören Serçof parfümlerinden biri arkadaşlar. Özellikle tatlı gurme parfümlerden hoşlanan arkadaşlar. Yani en çok sevdiği parfümlerden biri. Serçof Lira genelde vanilya parfümü deyince ilk akla gelen parfümlerden biri ama aslında arkadaşlar parfümün başrol oyuncusu vanilya değil arkadaşlar. Vanilya daha çok ikinci nota diyebiliriz, yardımcı oyuncu diyebiliriz parfümde. Parfümün asıl başrol oyuncusu içindeki karamel notası. Bildiğimiz eski şöyle küçük blok halinde karamel şekerler vardı. Aynı onun gibi kokuyor arkadaşlar. Çok doğal, çok lezzetli, çok pürüzsüz verilmiş notalar. Özellikle dediğim gibi karamel notası çok baskın ama parfümü ilginç yapan notalardan biri başlangıçtaki o açılıştaki kan portakal notası. Kan portakal notası parfüme o ağır tatla bir hafif ferah ekşi, yani iç açıcı bir hava katıyor. Bir yarım saat 40 dakika belki tenine göre bir saat sürüyor arkadaşlar. Bayağı uzun sürüyor diyebiliriz açılış notası için, özellikle ferah bir nota için. Zaten Serçof'un meşhurdur açılış notasındaki o narenciye notaları, limon notaları çok uzun süre kalıyor. Bunda da yine o kan portakal notası bayağı bir uzun süre kalıyor arkadaşlar bir açılış notası için. Normalde bildiğimiz açılış notaları 10-15 dakika sonra yerine orta notaları bırakır. Bunda biraz daha farklı oluyor. Serçof'un artık kullandığı sentetiklerden mi bilmiyorum. O notayı bayağı bir uzun süre muhafaza etmeyi başarıyor arkadaşlar. Parfümün Fragrantica'da açıklanan notalarına baktığınız zaman açılışta kan portakalı, bergamot ve lavanta veriyor. Lavanta parfümde fazla hissedilmiyor arkadaşlar. Ben çok fazla lavanta algılamadım. Yani çok fazla dikkat çeken bir nota değil. Lavantayı ve bergamot da öyle arkadaşlar. Bergamot notası da algılanmıyor parfümde. Parfümün o kan portakalı notası geri çekildiği zaman yerini bolca tatlı notaya bırakıyor. Açılış notalarında mesela tarçın var, meyan kökü var, yasemin var. Bunda ilginçtir o tarçın... Meyan kökü çok fazla algılanmıyor ama yardımcı not olarak var. Çok gizli bir çiçeksi nota var arkaya saklanmış ama yani parfüme bir farklılık katıyor, bir feminen hava katıyor. İçinde yasemin notası arkadaşlar. Bundaki yasemin notası çok kaliteli, çok doğal verilmiş. Böyle çok indolik bir yasemin değil, hafif tatlı pudralı bir yasemin. Ama parfümün arka planda o parfüme bir feminenlik katıyor. Orta notalar, zaten alt notalara geldiğimiz zaman misk, karamel ve vanilya vermiş. Fazla misk algılanmıyor parfümde. Büyük ihtimal fiksatif, yani parfümü tutucu etmen olarak kullanılıyor parfümde. Yani parfümün geri kalanı arkadaşlar bolca karamel ve vanilyadan oluşuyor. Vanilya bunda daha tatlı, içkimsi bir vanilya vermiş. Boozy vanilya dedikleri vanilya. Yani bourbon vanilyası diyorlar buna. Yani tatlı bir vanilya notası var. Yumuşak, hafif pudralı bir vanilya. Hafif nasıl diyeyimse bir vintage hava da katıyor, pudralı hava. Ama asıl parfümün temel oyuncusu karamel arkadaşlar. Çok tatlı gurme bir parfüm. Yani vanilya parfümünden ziyade nasıl diyeyimse karamel parfümü diyebiliriz. Çok fazla vanilya ön planda değil o kadar, söylenildiği kadar bu parfümde. Çok güzel, çok kaliteli bir parfüm ama bu parfümü sevmek için çok tatlı parfümlerden hoşlanmanız lazım arkadaşlar. Evet, gerçekten çok tatlı ve yoğun bir parfüm. Parfümün bu kadar tutulmasının bir sebebi de performansı arkadaşlar. Hem çok yoğun hem çok kalıcı. Yani elbisede yani birkaç hafta kalabilir. Eğer elbiseyi yıkamazsanız bu yani birkaç hafta kokusunu elbiseden alırsanız, dediğim gibi kalıcılığı çok yüksek. İlk birkaç saat yayılımı da çok kuvvetli arkadaşlar. Yani gün boyu en azından bir kol mesafesi yayılacak bir parfüm. Hem performanslı hem tatlı parfümlerden hoşlanıyorsanız Serçof Lira muazzam bir parfüm. Ama parfümün dediğim gibi biraz feminen bir parfüm. Zaten parfüm çok biraz feminen bulan arkadaşlar için diğer parfümü onun için koydum videoya. Diğer parfümümüz bu parfüme alternatif olabilecek kalitede bir parfüm arkadaşlar. Normalde bu Atkins's markası çok bana sıradan gelir ama birkaç tane çok iyi parfüm var arkadaşlar. Bu da onlardan biri, Pirates Grand Reserve. Parfümün isminden de anlatıldığı gibi korsanların büyük stoğu diyor yani. Korsanlar neyi stoklar? Yani içki ve altın arkadaşlar. Bunda da içki notasından bahsedilmiş. İçki zaten o dönemin en meşhur içkisi Rom'dur arkadaşlar. Rom biliyorsunuz iskli meşe fıçıda bekletiliyor. Bundaki rom notası daha çok hani içkinin kendisinden ziyade o içindeki fıçının kokusunu vermişler burada. O meşe fıçının o isli, dumanlı, hafif nasıl diyeyimse hafif isli dumanın havasını çok güzel veriyor. Özellikle açılışında yüzünüze bir
içkili fıçı notası çarpıyor arkadaşlar. Böyle dumanlı, yanık odun gibi. Çok enteresan. Bu gerçekten vanilya notası üzerine kurulu bir parfüm. Lira'daki gibi çok tatlı, çok karamelli bir vanilya değil arkadaşlar. Bunda vanilya başvurumlusu. Bunu niye alternatif olarak verdim? Çünkü Zershoff Lira'daki vanilyanın aynısını kullanmışlar. Birebir aynısı. O pudralı hafif içkimsi vanilya notası. Bunda da hafiften rom notasında bir içkili hava katıyor ama parfümün ortalara doğru parfüm pudralı hal alıyor arkadaşlar. Bundaki pudralılık hangi parfümü hatırlatıyor? Parfüm St. Marley'in Pegasus parfümündeki o pudralı badem notasını andırıyor. Bunda daha doğal yani. Çok Pegasus'ta çok sentetik bir pudralı hava var, böyle metalik bir hava var. Bunda o yok arkadaşlar. Aynen bunda dediğim gibi o pudralı nota vanilyayla, zaten vanilyanın kendisi de pudralı. Çok güzel bir hava katıyor. Daha odunsu, maskülen bir vanilya parfümü. Aslında bu da unisex bir parfüm ama dediğim gibi bunda daha maskülen, odunsu notalar var. Özellikle o yanık meşe fıçısı, yani o yanık meşe fıçısı efekti çok farklı bir hava katıyor. Daha maskülen, daha oturaklı bir hava katılıyor. Tam bir gece parfümü arkadaşlar. Takım elbiseyle de gider. Biraz ciddi o uzunsu havası takım elbise kullanımına uygun yapıyor. Ama içinde çok değişik notalar var arkadaşlar. Bazı notalar hiç algılamıyorsunuz. Mesela açılış notaları çok ilginç verilmiş. Normalde temel notalarında olan notalar verilmiş. Mesela rom, içki notası, kakao notası, vanilya, heliotrop. Heliotrop da burada pudralı, irisi andıran bir çiçek arkadaşlar. Pudralı bir hava katıyor parfüm. Büyük ihtimal pudralı hava bundan geliyor ama hani temel nota olarak değil de açılış notası olarak verildiği için biraz kafa karıştırıyor. Çünkü parfümün sonlara doğru daha da pudralı hava artıyor. Belki de miskten gelen kaşmeran notası var. O da biraz pudramsı bir havası var ama çok hafif de patchouli var arkadaşlar. Arkada hissedilen böyle çikolatamsı bir patchouli notası var. Ama dediğim gibi notalar çok harmanlanmış. Bütün notalar vanilyayı destekler biçimde verilmiş. Bir tek dediğim gibi o heliotrop notası ekstra bir pudralı hava katıyor. Biraz iris çiçeğini de andıran bir pudralı hava var. Ondan gelen bir pudralı hava var. Mesela bunu bir saat önce falan sıktım. Dediğim gibi o heliotrop notasını verdiği pudralı hava, vanilya tatlılığı. Bundaki vanilya çok aşırı tatlı değil. Biraz da o pudralı havayla bu vanilyanın karışımı Bulgari Black'teki o tozlu vanilyayı da andırıyor arkadaşlar. Böyle tozlu bir hava katmış parfüme. Biraz da hafif o yanık ağaç notasından gelen o yanık nota da belki o Bulgari Black çağrışım yapıyor. Çok enteresan, çok güzel bir parfüm arkadaşlar. Yani Zershoff Lira çok tatlı, çok yoğun diyorsanız Pyrus Grand Reserve Atkinson's çok kaliteli, çok güzel bir parfüm. Özellikle fiyatını göz önüne alın. Çünkü bunun fiyatı, bu Atkinson's fiyatı Zershoff'un yarı fiyatından daha ucuz arkadaşlar. Bu da 100 ml öde parfüm konsantrasyonunda. Zershoff'a daha maskülen, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. Fiyatından ziyade parfümün performansı da fena değil. Yani Zershoff Lira kadar yoğun olmasa da arkadaşlar kalıcılığı ve performansı ortalamanın üzerinde bir parfüm. Ama yine de tenden tene değiştiği için performans olayı, yani çok objektif bir performans yorumu yapamayacağım. Üzerinizde denemeniz lazım ve Türkiye'de bulunan bir parfüm arkadaşlar. Zershoff Lira zaten bulunuyor ama bunun fiyatı daha uygun ve uygun fiyatları bulunuyor Türkiye'de. Güzel, maskülen, içkimsi bir pudralı vanilya parfümü arıyorsanız Atkinson's Pyrus Grand Reserve kesinlikle size önerebileceğim parfümlerin başında geliyor. Neyse, bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Sözü fazla uzatmadan yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.